Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz talebi yok. Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Oyarsoy. Buyurun. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün 8 Temmuz 2018 pazar günü Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen adı kaza, tren kazasının üzerinden tam bir yıl geçti. Bir yıl içinde hiçbir şekilde ailelerin adalet talebine yanıt bulunamadığı gibi kazalar da devam etti. Evet, buradan öncelikle bütün yitirdiklerimizin, yakınlarının ve tüm yurttaşlarımızın acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Acıları acımız, adalet mücadelesi mücadelemizdir diyorum. Kazanın nedeni yaşanan şiddetli yağmurlar sonucu kaza mahallinde travers ve rayların altında bulunan en az 30 santimlik balans tabakasının sürüklenmesi ve tamamen ortadan kaybolmasıdır. Evet, balansın sürüklenmesi sonucu raylar askıda kalmış ve tren bu raylardan geçerken sarsılmaya başlamış ve durumu fark eden makinistlerin treni durdurma gayretlerine rağmen trenin 5 vagonu devrilmiştir. Olay şu: bu iktidar tarafından her zamanki gibi bizi şaşırtmadı ve bir açıklama yapıldı. Dendi ki şiddetli yağmur sonucunda kaza mahallinde bu ortaya çıktı. Bu önlenemez. Çünkü her bir katliamdan sonra ya bunun sorumlusu doğadır, ya fıtrattır, ya kaderdir. Sürekli bu açıklamalarla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi bu davada, açılan davada, bilirkişi raporunda normal olarak çalıştığı söylenen menfez, yani bunun altındaki menfez, muhtemelen 1873 yılından kalma 145 yıllık kaygır bir yapı. Ve senelik umumi muayene raporunda menfezde mutlaka balans tutucu yapılması gerektiği belirlendiği halde, ki bu rapor ne zaman açıklanmış? Mayıs 2018'de. Yani kazadan birkaç ay önce. Bu rapora rağmen menfezde hiçbir çalışma yapılmamış. Edirne'den Eskişehir'e 750 kilometrelik hatta yaklaşık 250 köprü ve 2500 menfezin kontrolü nasıl yapılıyor? Bu kontrol maalesef bu ülkede elektronik algılayıcılar bulunmadığı için sadece haftada iki kez özel donanımlı vagonlar ve ray bekçileri tarafından yapılıyor. Bütün bu hat boyunca kaç ray bekçisi var? Sadece bir tane var. Ve bu Çorlu kazasının olduğu gün bu ray bekçisi de pazar günü tatilini kullanıyor. Yani haftada bir gün olan tatilini, resmi tatilini kullanıyor. Demir yollarının izlenmesinde akıllı sensör teknolojilerinin kullanılması şarttır. Ama bırakın akıllı sensörü, Ankara tren kazasından sonra Ulaştırma Bakanı çıkıp yüksek hızlı tren için sinyalizasyon sistemi şart değildir diye açıklama yapmıştır. İşte kazaların temel nedeni bu kabul edilemez çağ dışı. Tamam bayın, lütfen. Bu çağ dışı ve bilim dışı anlayıştır. Şu çok nettir: İktidarın bilimi, kamu yararını, insan hayatını hiçe sayan politikalarının sonucu, bu politikalardaki ısrarı, yaşanan her katliamı doğa olayı, fıtrat diyerek sorumluluktan kaçma ve sınırsız sorumsuz tavrı, hesapsız yetki kullanımı, ölüm, adaletsizlik ve yıkımdan başka bir şey bu ülke halklarına getirmiyor. Bunu defalarca gördük. Devlet demir yolları en önemli kamusal alanlardan biridir ve gerekli önlemler derhal alınmalıdır. Kamusal yararı şirket yararının yerine koyma esastır ve bu meclis çatısı altında bundan sonra bu tür katliamların yaşanmaması için acilen önlem alınmalıdır. Bu önlemlerin alınabilmesi için özellikle bilim insanlarının açıklamalarına kulak açılmalıdır ve gerekli yasal düzenlemeleri de hep birlikte yapmak zorundayız. Çünkü eğer yapmazsak bundan sonra yaşanacak bütün katliamların sorumlusu